Okay, man.
Kahve içen var mı? Hey. Wir können nicht alle vor. Evet sevgili izleyiciler, ilk spor okulu Almanya'da düzenlendi ve Onuk Sport Management'in sahibiyle beraberiz. Ekrem Onuk, nasılsınız? Teşekkür ederim Serdar'cığım, iyiyim. Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. Evet, Altmisheim'dayız, Almanya'dayız ve ilk spor okulu Türkler için. Siz bir güzel bir, ne diyelim hani, güzel seçme diyelim. Güzel bir fikir yapmışsınız gençler için, Türkler için. Tabii ki biz doğru söylüyorsun. Yani biz Onuk Sport Management olarak Almanya genelinde futbol okulları açıyoruz. Bu bir ilk oldu tabii. Bugün tabii bizler de çok heyecanlıyız, diğer gençler, genç kardeşlerimiz gibi. Buradaki hedef tabii genç amatör futbolculara bir fırsat tanımak. Çünkü profesyonel futbolcular zaten bir şekilde menajerler vasıtasıyla bir yerlere geliyorlar. Jugend gençler Bundesliga'sında oynayanlar da geliyor ama diğer amatör kümelerde oynayan çocuklarımızın tabii çok fazla şans bulamıyorlar. Dolayısıyla biz de bunları bugün seçmeye aldık. Bugün 20 kişi geldi. Önümüzdeki hafta tekrar bir seçme var. Orada da 40 kişi gelecek. Tabii yaş grubuna göre ayırdık. İnşallah bu şekilde biz şirket olarak tabii gençlerimizi destekliyoruz. Evet, Türk gençleri destekliyorsunuz tabii ki. Yıllardır futbolun içindesiniz. Bu fikir nereden geldi? Menajerlik de yapıyorsunuz. Evet. Tabii ana mesleğim benim menajerlik. Yani Onuk Sports Management'in sahibiyim ben. 14 yıl Türkiye'de futbol oynadım. Tabii biz de buralardan geldik. Biz de amatör futboldan geldik. Amatör kategorilerde her yerde top oynadık. Şimdi bu çocukların ne hissettiğini ben biliyorum. Bildiğim için de bu çocuklara yardımcı olmaya çalışıyorum. Buradaki gerçekten hedef çocukları her şeyden önce futbola teşvik etmek. Her şeyden önemlisi o. Dolayısıyla eğitiminle birlikte çocukları bir yerlere getirmeye çalışacağız. Evet, 20 sporcu bugün burada ilk etapta. Bu 20 sporcuna neler planlıyorsunuz ve neler yapılacak? Şimdi tabii buranın ilk etapta bu Karlsruhe çevresindeki, Mannheim çevresindeki çocukları bugün ele aldık. Önümüzdeki hafta Dortmund, Düsseldorf çevresini ele alacağız. Bir bakalım çocuklar ne yapıyor, kendilerini nasıl ifade ediyorlar sahada. Onu gördükten sonra ona göre bir değerlendirme yapacağız yani. Evet Ekrem Onuk, yıllardır spor içindesiniz. Kendiniz eski futbolcusunuz. Türkiye'de futbol oynadınız. Kaç sene Türkiye'de futbol oynadınız kendiniz? Ben kendim 14 yıl futbol oynadım. Aşağı yukarı bütün illerde oynadım. 12 ayrı takımda top oynadım. Ondan dolayı da tabii çok mutluyum. Bu deneyimimi de, bu birikimimi de tabii buradaki gençlere aktarmak istiyorum. Bir ayağımız Almanya'da, bir ayağımız Türkiye'de. Dediğim gibi çocuklara bir şeyler aktarabilirsek, gençlerimize bir şeyler aktarabilirsek ne mutlu bize yani. Evet, 20 sene önce bu imkanlar var mıydı gençlere? Yoktu, o zaman yoktu ama şimdi tabii daha farklı, şartlar daha farklı, saha şartları daha iyi. Önemli olan zaten bu şartları iyi kullanmak, gerisi önemli değil yani. Evet, tabii ki sizler, o 20 sene önce bu imkanlar sizlerde de olsaydı daha kolay olabilir miydi? Tabii ki daha kolay olurdu ama her şey anne baba desteğinle başlıyor. Ondan sonra imkanlar geliyor. Önce eğitim, ondan sonra çocuklar zaten bu imkanlarla kendilerini geliştirebiliyorlar. Türkiye'de ne yazık ki bu imkanlar yok ama Almanya'da, Avrupa'da var. Bunu da en iyi şekilde bizler değerlendirmemiz lazım. Evet, Türkiye'de neler değişmeli? Böyle seçmeler yapılmalı. Yani bayağı bir değişiklikler olmalı Türkiye'de. Nedense bizim Türkiye futbolda şu an 2013-2012'de kötü günler görüyoruz diyebiliriz Avrupa'da. Evet, kesinlikle yani şimdi bu altyapı her ülkede çok önemli. Bizim ülkemizde olduğu gibi. Ama biz altyapıya çok fazla önem vermiyoruz Türkiye'de ne yazık ki. Ben bir Türk vatandaşı olarak bunu söylüyorum ama Almanya'da zaten belli. Futbol da belirli bir yerlere geliyor. Yani biz günlük yaşıyoruz. Bunu biraz daha böyle istikrara dökebilirsek, özellikle gençlerimizle birlikte çok daha farklı şeyler çıkabilir yani.
Evet, biz de siz de burada başarılar diyoruz bu seçmeler diyelim spor okulu, ilk Türk spor okulu. Ve bilgi almak isteyenler veya yardım isteyenler Onuk Sports Management'e e-mail üzere sizlere ulaşabilirler. Sizler de tabii ki yardımcı oluyorsunuz. Tabii ki. Yani biz her Türk gencine burada yardımcı olmak istiyoruz. Ona yönelik de zaten bu futbol okullarını Almanya genelinde kurduk. Gelmek isteyen, kendisini eğitmek isteyen futbol açısından herkese yardımcı olabiliriz. Yani. Evet, tabii ki bugün değerli futbol arkadaşlar da burada, eski futbolcu efsane diyebilirim. Bir Cem Karaca, bir Serhat Akın da burada bugün. Bir daha kimler burada? Kimler yok ki? Evet, bugün Serhat Akın sağ olsun kardeşim beni yalnız, bizleri yalnız bırakmadı. Cem Karaca aynı öyle. Amir kardeşim de beni yalnız bırakmadı. Bunlar hepsi eski futbolcu. Bu günlerden zaten geçmiş arkadaşlarım. Aynı zamanda Almanya'da yaşıyorlar. Onlar beni en iyi anlıyorlar. Bizleri en iyi anlıyorlar. O yüzden sağ olsunlar, hepsi geldi bugün Ümit. Evet, bizler de Onuk Sport Management'e başarılar diliyoruz. Evet, biraz öyle oldu ama güzel bir tesadüf. Burada gençleri izlerken sizin gelmeniz sevindirici. Evet, ilk Türk Spor Okulu seçmeler Onuk Sport Management'de neler söylemek istersiniz? Vallahi Ekrem Türkiye'den takım arkadaşım. Futboldan sonra da arkadaş kaldık ve hep görüştüğüm bir arkadaşım. Buraya geldik işte Ekrem'e yardımcı olmak için, gençlere bakmak için, birazcık çalıştırmak için. Aralarında güzelleri çıkartıp inşallah Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz. Nasıl bir fikir? Güzel bir fikir Ekrem Onuk'tan. Tabii canım, buradaki amatör futbolculara da bir imkan, bir fırsat. Yani göze batmak için. Burada işte bu bir başlangıç. Havalar kötü olmasından dolayı salonda yapıyoruz. Ama ileride bunların arasından toparlıya ekliye güzel bir şeyler olacağını düşünüyorum. Evet, 20 sporcu bugün burada. Beğendiğiniz futbolcular çıktı mı? Ya bir iki tane var tabii, böyle iki şey de hemen belli olmaz. Bir de tabii biraz şartlar farklı, salonda yapıyoruz. Ama var yani, tek tük kişiler çıkıyor yani. Evet, Cem Karaca neler yapıyor? Tabii ki siz de sporla ilgileniyorsunuz, daha geçen hafta programımızda konuşmuştuk. Siz de sporla ilgileniyorsunuz tabii ki. Menajerlik, antrenörlük. Biz yani futbolun içindeyiz. Futboldan devam ediyoruz. Antrenörlük, genç yetenekleri izliyoruz. Belli takımları kazandırmaya çalışıyoruz.